Ay Onur valla kendime geldim ya. Afiyet olsun aşkım. E sen bir şey yemedin. Yiyorum hayatım. İyi misin Onur? İyiyim hayatım. Efendim? Lale'cim nasılsın canım, ne yapıyorsun? İyiyim anneciğim, kahvaltı yapıyoruz, sen? Aa, ne güzelmiş. Lale yavrum, eğer işin yoksa sana bir uğramak istiyorum canım, bir şey danışmam lazım. Tamam, gel bekliyorum. Ha tamam yavrum, hadi Onur'a selam söyle. Söylerim, görüşürüz. Söngül anne mi geliyor? Hı hı. Tamam, ben de yavaş yavaş kaçayım hayatım. Onur, bak şu pürüzü neyse bir an önce hallet, tamam mı? Tamam, halledeceğim. Hadi sen hiç kalkma, kahvaltına devam et. Kolay gelsin. Sağ ol. Anne! Aa, anne hoş geldin. Hikmet Hanım gelmedi mi daha? Yok, gelmedi de gelir birazdan. Ay neredeymiş benim emirim? Getireyim. Emirim nasılmış? Ay aman Allah'ım yarabbim. Aman Allah'ım. Ha, hoş geldiniz. Aa, özür diliyorum Lale kızım. Birazcık geç kaldım. Hoş geldiniz Songül Hanımcığım. Siz de hoş geldiniz. Üstümü bir değiştireyim, hemen geliyorum. Hadi Emir. Anne bir şey mi oldu? Kuduş'la bir konuşmamız lazım. Tamam. Ya nasıl olsa Hikmet Hanım geldi, şimdi güzel bir kahve yapalım. Ha. Dışarıda içeriz. Dışarıda? Tamam. Hemen de Emir'im. Oh. Ay iyi ki burayı düşünmüşsün. Ay ne güzel. İnsanın beynine oksijen geliyor. Böyle daha iyi düşünmesini sağlıyor. Evet ya, iyi ettik vallahi kahveleri burada içiyoruz. Oh. Anne. Canım. Sen bana bir şey söyleyecektin ya, neydi o? Ay daha bu oksijen gelsin diye bekliyorum beynime. Yavrum ya. Şey oldu Lale, geçen gün ne adı, Nedim Sancar diye bir adam dükkana geldi, bizim çiçekçi dükkanına geldi. Ondan sonra işte bütün oradaki arazileri topluyormuş, illaki çiçekçiyi de almak istediğini söyledi. Tamam, ben de böyle bir şey düşünmüyorum. Hı hı. Burası benim zaten evim. Hı hı. Kusura bakmayın falan deyince ben bir anda bana böyle çıkardı ve açık çek verdi. Ya düşünebiliyor musun? Açık çek verdi. Evet. Aa sen dinledin. Ha zaten sen bunu biliyorsun. Sen devamını merak ediyorsun. Yetiştirdiler demek. Şey dün öyle küçük bir konuştuk. Öyle bir bilgim var. Ha. Devamı? Yok o bende. Nilüfer de söylemiştir durumunu. Kurtuluş zaten dünden razı. Nilüfer'leri tabii Nergis de bir havaya girdi. Yani sanki evde piyango çıkmış gibi hep. Herkese böyle millet hayal dünyasında koşturup duruyor. Ya anne, şimdi açık çek vermiş diyorsun adam. Açık çek kız. Yani bu hayal etmek bile çok güzel bir şey ama... yani orası bizim ikinci evimiz, bilemedim ki. Lalem, manevi değeri o kadar büyük ki annem ya. Hiç satmak istemiyorum. Satma o zaman anne, satmak zorunda değilsin ki. Zorunda değilim ama yani bir yandan da sizlerin geleceğine mani olmak da istemiyorum. Yani siz, yani tamam senin ihtiyacın yok Lale ama... yani ne bileyim mesela Nilüfer'le Kurtuluş'a bir dükkan açabilirim. Ne bileyim Nergis'i o çok sevdiği, özendiği arabalardan alabilirim. Çünkü her şey gençlikte yapılıyor yani. Anne, bak sen bize nasıl sevgini, emeğini verdin. O dükkana da öyle yaptın. Gözün gibi baktın. Tamam. Para önemli. Yani çok da büyük bir paradan bahsediyoruz ama... çok. Yani bu karar senin. Ay öyle yapma bak Lalem. Ya bir şey de, ne olur hiç yardım etmiyorsun. Sat de. Satma de bir şey de. Ama çok ihtiyacım var senin. Anne yani orası senin. Biz buna karışamayız ki. O yüzden ne karar verirsen ver biz senin arkandayız. Tamam mı? Peki.
Annem, çok sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.